Kimseye böyle yapmayacağız. Müşrikler sihir ve muskaya inanırdı. Ne demek müşrik? Allah'a eş koşan. Allah'a inandım deyip de efendim Allah'a şu şu olmasaydı o da Allah da bunu vermezdi diyen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişilik bir topluluk geldi. 9'u ile beyatlaştı. Birinden el çekti. Dediler ki ya Resulallah 9'u ile 9'undan intisap aldın, beyat aldın. Bunu neden terk ettin? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime yani muska vardır. Şimdi olsaydı bizimkiler şöyle söylerdi. Ha hocanın yaptığı muska tesirliymiş. O da cinci olunca onu çarptı. Şey Allah-u Teala'nın kovmuş olduğu şeytan böyle ahmakça inandırır. Yahu anlamadın mı? Sen bir necasete el değeceğin zaman elini çekmez misin? O zaten ona inanmış. Bu Müslüman olamıyor. Dinine giremiyor. Allah'ın dinine giremiyor. Eş koşup duruyor yani Allah'a. Sonra Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti ve şöyle buyurdu. Kim temime muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'i 17.427 Albani Silsiletül Ehadis Sahiha 1. cilt 492. Kim düğümler ve ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuştur. Şimdi burada anladığınız üzere üflemek, nefes etmek, düğüm yapmak bilmem ne şey yaparsan bir başkasına kendi sıhhati için değil. Anladınız değil mi? Kendi sıhhati için veyahut ipi aldı eline ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim şu hayvanı bağlayayım şuraya veya işte şuraya şöyle olsun. Bunlar değil. Siz biliyorsunuz kötü ve kötülükler yapmak, aile arasını açmak, efendim insanlara hasta düşürmek maksadıyla yapılan işler. Efendim kim ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuştur. Kim de bir menfaat sağlamak veya bir zararı def etmek için bir şey takarsa. Allahu Teala bu kişinin dileğinin yerine getirilmesini taktığı şeye bırakır. Neymiş? Hani hayvanlara nazar boncuğu koyuyorlar ya veya arabalara aman nazar değmesin. Efendim bugün adamın gözü mikroplu diyorsun. Adam geliyor diyor ki yok diyor ya nazar değmişlerdir. Benim gözlerim çok güzel ya diyor. Ya arkadaş iyi de seninki güzel de bizimki çirkin mi ya? Allah'ın gözü verdiği her göz güzeldir. Adam şöyle diyor. Hocam diyor senin gözler gibi renkli değil de diyor onunki siyahtı. Ulan siyah renk değil mi? Tuhaf yani. Anormal değil mi? Adam siyah rengi kabul etmiyor. Onun için renkli göz ne demekmiş? Mavi, yeşil. Peki Ela ile kahverengi sarı efendim siyaha ne oldu? Sarı siyah var. Ela göz derler ona. Değil mi? Bunlara ne oldu? Sarı yeşil var değil mi? Gök mavi var. Mavinin de çeşitli tonlarında gözler gördüm ben. Bunları ne yapacağız şimdi? Renkli olmuyor mu? Bunlar renk olmuyor mu? Kahverengi, siyah rengi olmuyor mu? Oluyor değil mi? Tabii oluyor. Efendim ne yapacakmışız? Adam bunu diyor ki gözü mikroplanmış. Yani ne demek gözü mikroplanmış? Ağrı yapıyor, kaşıntı yapıyor. Efendim acayip bir hal. Halen nezle gibi hapşırak veriyor. Efendim niye? Çok hijyen kalmış, çok temiz olmuş. Bağışıklık sistemi iflas etmiş. Yani adamın hemen ne yapıyor? Mikrobu aldığı anda herhangi bir tohum dahi, çiçek tozu dahi olsa ne yapar bu? Hapşırmaya başlar, gözleri yaşarır, gözleri acır bilmem ne. Efendim bunlar şeyler olur. Mikrobu da ihtiyacı var bedenin. Bir bakıra nasıl elementine efendim bakır gıdası alacaksa ona ihtiyacı varsa, bir zifire nasıl ihtiyacı varsa, bir katranın nasıl, bir zehire nasıl ihtiyacı varsa onun hepsini türlü besinlerden hepsini alıyoruz biz. Gümüş iyonundan tutun da altına kadar vücutumuzun hepsine ihtiyacı var. Anladınız mı? O zaman ne yapalım hocam? 94'te bir tane hal görmüştüm ben. 92-93'lerde meşhurlaşmıştı. Akik taşı. Efendim yok işte şunu düzenler, yok bunu düzenler, şunu yapar, bunu yapar, falan eder, filan eder. Neredeyse haşa ve neuzubillah. Öyle acayip bir hal. Şimdi bizde de akik taşları var. Efendim firuzedir, bilmem nedir. Tesbihler var. İşte kehribardır, oltudur.
Efendim mecbur koyuyorsunuz. Sahtesi, gerçeği, bilmem nesi. Efendim dükkanın penceresinde yakın oturuyorum. Masa orada çünkü. Efendim sağ cenahımıza doğru birisi karaltı oldu ama öyle bakıyor orada taşları kurcalıyor filan. Hanım. Bir bayan yani. Şöyle hanıma bir baktım yeterince taş takmış. Yeterince taş takmış. Yani inanın acayip bir şey. Hani şu denge bileziği dediler de profesörlere kadar bu aptallık işaretini aldılar. Hepsi kolunda, bileğinde, bilmem neresinde taşıdılar, durdular ya. Öyle bir şey yani. Acayip. Ya bu gıda olarak alacağın besinlerin kimisinde demir vitamini vardır. Yani ben gümüş iyonudur, gümüş vitaminidir. Efendim cevizden beyine ihtiyacı olan beyin vardır mesela gümüş iyonu. Cevizden alabilirsin gümüş elementi. Ne diyor onu, başka ne ad verilir bilmiyorum. Tıbbı okumadım ki size söyleyeyim. Şimdi buna baktığımızda bu bayana ne denir? Belki 15 çeşit, 20 çeşit taş var. Kolunda, bileziğinde, kulaklarında, efendim bilmem neresinde yani. Ne yaparsınız siz olsanız? He? Ne yapmanız gerekiyor yani? Hı? Satmazsınız ya. Elinize bir boncuk alırsınız, taş alırsınız. Bu dilek ağacı der başlarsınız, onu bağlamak için bir yer nereye taksam da o duamı benim de kabul olur mu acaba demeye. Ne yapıyorsunuz bir efendi diye o size sorar. Siz bunu seslendirdiğiniz zaman elinizde boncukla o size sorar. Değil mi? Ya ne bileyim bugüne kadar dilek ağacı görmüştüm ama dilek kadını hiç görmedim yani. Ben de zannettim ki bu kadar takıyı takılınca burası dilek kadınıdır. Dediğimde hakır hakır gülüyordu. Nedir sizi buna iten dedim. Bende baş dönmesi var, mide safrası var, şu var, bu var falan filan saydı döktü. Ölmüş ağlayanın yok senin dedim ya. Seni götürelim şurada gasilhaneye, hoca seni efendim kefenlesin, gitsin gömsün. Sen ölmüşsün zaten bunlar seni kurtarmaz dedim yani. Bu taşlardan sana hiçbir fayda gelmez. Ancak hammallığını yaparsın. Hammallığını yaparsın ya. Çünkü insan zaten topraktan etkileşme olmaz mı hocam? Yahu sen insansın, eşrefi mahluksun, ahseni takvimsin, seni yüceler yücesi yaratmış, bütün alemi sana musahhar kılmış. Ne demek toprak sana etki yapacak? Ne demek taş seni kurtaracak? Seni yaratan başıboş mu bırakılıverdiğinizi zannedersiniz diyor. Aptallığın lüzumu var mı? Ahmaklığın lüzum eder mi? Ne demek? Sen o zaman dedi şimdi astrolojiye de yahu dedim İbrahim aleyhissalatü vesselam inanmamış. Ben niye o atam İbrahim'den geliyorsam, ben böyle bir nebiye inanıyorsam, niçin ben burçlara, yıldızlara, fallara inanayım? Ahmaklık, aptallık mı? Şu kadar senedir dedim bir doktor yüzü görmedim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin hastalık yüzü de bilmem. Hastalık da yok bende. Efendim şöyle şöyle anlatmaya başladım. Nasıl olur? Nasıl olacak dedim ya. İslam'ı hayatıma tatbik ediyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam hayata tatbik edilmeye başlayınca ilk önce hekimler dedi ki ya Resulallah bize müsaade et. Biz başka diyarlara gidelim. Niçin? Kapılarımız örümcek bağladı. Mekke'de, Medine'de hasta o kimse gelmiyor dediler. İyi bir düşünmemiz gerekmiyor mu? Demek, hocam Yemen akiki diye bir akik var, onu takınca ondan olmuştur falan diyen aklı saf insanları duyar gibiyim. Saf yani. Yavrum, keramet yoktur. Keramet umma hiç Necef taşından. Hakkı göremezsin dağlar başından. Senin zannettiğin nimeti irfan yaban yerde biter yemiş değildir. Aptallığın lüzumu yok. Ahmaklık etme. Ne yapacaksın Necef taşı sana ne getirecek? Allah'ın nebisi mühür olarak kullandığı yüzüğü. On parmağına
Göğsüne kolye gibi de taktı. Ebe mübarek adam. Anlasana, mühürdü, mühür. Dedik ki, ya arkadaş, yüzük takan kime takar? Yüzük takanlar üç yerde ayrılır. Hükema, hüküm verici kimseler takar. Peygamberler takar. Ulema, fetva sahibi, hocalar takar. Yüzüğü. Yüzüğü kimler takarmış? Yani hükema, hüküm verici, hakim veyahut peygamberler de evvelen rasuller, nebiler takar. Efendim sonra hükema, emir edici, hüküm verici kimseler takar. Sonra ulema, fetva veren hocalar takar. Dördüncü kim? He? Ahmaklar, ahmetler değil de ahmaklar takar, aptallar takar. Ne? Hava atacakmış. Gümüşten efendim ona şifa gelecekmiş. Sen yahu düşünsenize bir taştan ona kendisine medet şifa uymuyor. Sonra da kalkıyor ben diyor Allah'a inanıyorum. Ya Allah sebep ederse yılanın zehrinden sana ilaç eder. Allah sebep ederse efendim tarantula diye bir örümcek var ondan sana şifa eder. Allah en zehirli akrep, kral akrep diye geçiyor bizim şeyimizde. O sarı akrebin zehrini sana şifa ediyor. Allah dilerse ama. Sen onu türlü elementlerden geçirdiğini zannediyorsun ama o aklı sana veren Allah. Sebep eden illa Allah. La şifa illa Allah. Şifayı hayır, şifayı veren ancak Allah. Bunu diyen kimse şifaya ermiştir. Öbürküsü diyen şifa bulsa bile Allah göstermesin Allah'a karşı gelmiştir.